Mercan Sürücü Kursu ana haber bültenini sunar. Mercan TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün ve gündemin önemli başlıklarıyla yine sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyiciler, Kahta ilçesinde bir grup kişilerin kendini Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı olarak tanıtmasının ardından Adıyaman Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı olağanüstü toplantıya gitti. Şu an çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat Başkanı olduğunu söyleyerek kendisini tanıtan kişilerden sonra MHP İl Başkanlığı olağanüstü toplandı. Gezilerimiz devam ediyor. Ancak burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Adıyaman'da Kahta ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Özgün, Kahta ilçesiyle birlikte kimi ilçelerde parti adını kullanan şahıslar hakkında açıklamalarda bulundu. Şu an çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle il dahilinde sivil toplum kuruluşlarını, kurum müdürlerini, iş adamlarını ziyaret ediyoruz. Ve bir yandan da ilçelerde de gezilerimiz, siyasi gezilerimiz devam ediyor. Ancak burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Adıyaman'da Kahta ilçemizde Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı halen mevcut değildir. Orada herhangi bir başkanımız söz konusu değildir. Çalışmalarımız devam ediyor. Aynı durum Gerger ilçemizde de mevcuttur. Çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakında hem Kahta ilçemizde hem Gerger ilçemizde teşkilatımızı kuracağız. Başkanlarımızı, yönetimlerimizi belirleyeceğiz. Ve bu konuda hızla bir çalışma içerisindeyiz. Bunun dışında bütün ilçelerimizde, ilde teşkilatlarımız mevcuttur. Hatta şunu büyük bir iddiayla söylerim. Türkiye'de teşkilata en çok olan siyasi parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Biz aslında ideoloji bir partiyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ideolojisi önce vatanım, sonra milletim, sonra partim diyen bir teşkilatız. Onun için bizim barış konusu hiçbir zaman için bize engel teşkil etmez ve bugün Türkiye'de %20'lere yaklaşan bir oy oranımız mevcuttur. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kesinlikle baraj sorunu yoktur. Bunu bizim karşımızda partimizi bölmek, parçalamak isteyen teşkilatların, insanların gündeme getirdiği bir şey. Kimse kimseyi kandırmasın. Herkesin sandık açıldığında göreceğiz. Herkesin kilosu, gramı meydana çıkacaktır. Bu işler hayal kurmakla olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi 48 yıllık köklü bir partidir ve baraj sorunu kesinlikle yok. Evet, yazar Halit Ertuğrul bugün Adıyaman'da bir konferansa katıldı ve konferansa gerçekten öğrencilerin ilgisi çok büyüktü. Depremden dolayı birinci kilise yıkıldı. Restorasyon görmüş herhalde. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'le birlikte Hazreti İsa'nın doğum günü olan Noel Bayramı dolayısıyla Adıyaman ve çevre illeri Süryani Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek Süryani vatandaşların Noel Bayramı'nı kutladı. Daha sonra Mor Petrus Mor Paulus Kilisesi olarak kuruldu. Onun kurulmasının nedeni ise Urfa'daki Süryani ustaların 1861'de Urfa'da. Kiliseye gelişinde Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı ve beraberindeki heyeti Süryani Bölge Metropoliti Melki Ürek karşıladı. Bu ahşaptan yapılmış ve o zamandan kalmadır. Ben buraya geldiğim zaman bu görünen boyalar pul düşmüştü. Biz Anıtlar Kurulu'ndan aldığımız müsaadeyle aynı renkleri kullanmak şartıyla
tekrar renkleri tazeledik ve sunak tekrar ortaya çıktı. Yani bu şekilde. Biz yapısına falan hiç müdahale etmedik. Bu birçok ahşap... Noel Bayramı dolayısıyla Vali Kalkancı ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ürek, Vali Kalkancı ve beraberindeki heyete kiliseye ait bölümleri gezdirerek Mor Petrus ve Mor Paulus Kilisesi'nin tarihçesi ve yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gördüğünüz gibi burada da İsa'nın doğum yeri. Bu resimler efendim binli yıllarda ceylan derisi üzerine yapılmış. Dolayısıyla rutubetten dolayı bozulmuş, deforme olmuştur. Nerede bu resimlerin orijinali? Bunlar bazı kilise ve manastırlarımızda kalıyor. Bizde var yani. Var. Bende yok, burada yok. Ya, anladım. Türkiye'de bu İsa'nın defni. İsa'nın defni dirilişi, dirilişiyle ilgili. Bu da İsa 12 havarin ayaklarını yıkıyor. Ve bu yazı gördüğünüz gibi el yazması, Orta Avrupa Metropolitimizin el yazmasıdır. Yunanca, 1985'te tabii ki yazılmış. Offsetle çoğaltılmış ve kiliselerde kullanılıyor. 1883 yılında kurulan kilisenin 134 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirten Melki Ürek, kilisenin Adıyaman ve çevresinde 150 aileye hitap ettiğini kaydetti. Bunu 2002'de yapmıştık. Bunun içinde yıkıyorlar mı çocuğu böyle? Doğal su tabii ki. Vaftiz suyla. Suyla yıkanıyor ve onun kutsal yağı var. Dolayısıyla bir saatlik duası var. Adıyaman'ın tarihi boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman'ın tüm renkleriyle herkesin bir arada olduğu kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadığı bir medeniyet ve barış kenti olduğunun altını çizdi. Evet, çok özür diliyoruz. Sayın İl protokolümüzün Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'nın ve diğer il protokol üyelerinin Adıyaman'daki kilise papazımızın Sayın Merki Bey'in ziyaretlerini ekranlarınıza getirdik. Şimdi de OHAL tartışmasına devam edeceğiz. OHAL biliyorsunuz özellikle 696. Sayılı OHAL kanunu bir hayli tartışmalara neden olmuştu. 121. madde şu anda gündemde ve gündemde olan bu maddeyle ilgili de avukat Ali Coşkun bir açıklama yaptı. Hükümetin olağanüstü hal kapsamında çıkarttığı 696 sayılı kanun hükmünde kararnameler tartışmalara neden oldu. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnenlere cezai sorumsuzluk garantisi getirmek için 121. maddeyle yapılan düzenleme ile ilgili tartışmanın tüm boyutları konuşulmaya devam ederken Adıyaman Barosu avukatlarından Ali Coşkun da özellikle kanun hükmünde kararnamenin 121. maddesindeki düzenlemeye itiraz seslerinin yükseldiğini söyledi. 15 Temmuz sürecinden bu yana 20 Temmuz'da olağanüstü hal ilan edildi. Yaklaşık 17 aydır, yani 1,5 yıla yaklaşıktır. Ülkemiz olağanüstü hal ile yönetilmektedir. Bu olağanüstü hal süresi içerisinde 30'a yaklaşık kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Yani bu kanun hükmünde kararnameler hem demokrasiye hem mevcut anayasamıza aykırıdır. Bu kanun hükmünde kararnamelerin çıkarılması meclisin yetkisinin elinden alınması. Bu yetkileri yapmaya yetkili olan kurum Türkiye'de yasama görevini yürüten meclistir. Kanun hükmünde kararnameleri meclisin yapması gerekiyor. Diğer yönden Anayasa Mahkemesi'nin siz görevini elinden almış oluyorsunuz. Kanun hükmünde kararnameleri anayasaya aykırı olmaması gerekir. Anayasa Mahkemesi'nde vermiş olduğu karar olağanüstü hal süresi içerisinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin denetlenemeyeceğini yönünde kararı var.
Tartışılan düzenlemeye neye itiraz edildiğini belirten Coşkun, hukuki açıdan düzenlemenin sakıncalarını açıkladı. Geçenlerde yine iki tane kanun hükmünde kararname yayınlandı. Yaklaşık 130-140 madde içerikli. Yani daha önceki ki anayasada bellidir. Yani kanun hükmünde kararnameyi siz darbeyle ilgili veya da işte neden olağanüstü hal ilan ettiniz, onunla ilgili yasalar çıkarmak için kullanmanız gerekirken son kanun hükmünde kararnamelerde de görüleceği şekilde her konuda yasa yapılmış. Yani Yargıtay'ın yapısından, Danıştay'ın yapısından tutun, Milli Savunma Bakanlığı'ndan, işte taşeron işçilerden, her konuda Cumhurbaşkanı kendi iradesi ve inisiyatifiyle yasa düzenleme yapmıştır. Yani Türkiye'nin bir an önce olağan hale dönmeli ve bu bağlamda da olağanüstü hal, daha önce de belirttiğim şekilde kesinlikle Türkiye'de olağanüstü hal kaldırılmalıdır. Kanun hükmünde kararnamelerinde yasal anlamda denetime tabi tutulmalıdır. Bu kanun hükmünde kararnameler ile hukuka aykırı birçok düzenleme yer almaktadır. Bunların içerisinde işte yartan yapısının değiştirilmesi, işte en çok tartışılan bir madde vardı. Diyor ki işte darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ve bunların devamı niteliğindeki, yani bunların devamı niteliğinde iki ibaresi çok açık olmayan bir ibare, muğlak bir ifade. Mesela yarın işçiler toplandı, hükümete karşı işte grev haklarını kullandılar ya da işte hükümet istifa dediler. Siz buna müdahale edenleri de siz, bunlar işte hükümeti istifaya çağırdı, darbeye çağırdı diyerekten bunlara karşı işlenen suçları siz cezasızlık öngörmüş oluyorsunuz. Bu yüzden bu ifade de muğlaktır. Bunun da değiştirilmesi gerekir. Evet, 2017 yılını geride bıraktığımız şu günlerde tabii ki belediyelerin de yapmış olduğu 2017'deki hizmetlerini konuştuk bugün. Akıncılar Belediye Başkanı gerçekten çok başarılı ve yapmış olduğu işlerle her zaman takdire şayan bir isim. Bugün 2017 yılının değerlendirmesini yaptı bizlere. Bakın 2017'de Akıncılar Belediyesi'nde neler değişti? Örneğin sen de bil, o gün televizyonda Aloğlu da söyledi, bana sordu. 45 yıldır. Akıncılar Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden ötürü vatandaşın sorunları çözüme kavuşuyor. İnşallah iyi olur. Temennimiz iyi olması. 2019 yılı. Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın yapmış olduğu çalışmalarla birlikte beldenin de çeyresi değişiyor. 2017 gerçekten Akıncılar için şanslı bir yıl oldu. Çünkü niye şanslı? Birçok önemli hizmetlere adım attık, imza attık. Bu hizmetlerin başında gençlerimiz için bir gençlik merkezi yaptık orada. Çok amaçlı odalarıyla, bilgisayar odasıyla, kütüphanesiyle, yani bütün aktivitelerin olabileceği bir gençlik merkezi, yaklaşık 900 metrekare alanın üzerinde. Yani bu önemli bir hizmet bizim gibi küçük bir belediyede. Ayrıca yine bu Haydar'ın suyu, malumunuz Kahta'ya gelen içme suyu, bize de yaklaşık 35 kilometre ile isale hattı yapıldı. Şu bugünlerde yaklaşık o sudan da istifade edeceğiz, saniyede 16 litre. Bu cazibeli bir su. Bu da bizim için önemli bir şey. Çünkü dağdan gelen bir su. Eskiden biz motopompla, elektrikle çalışan bir sistemimiz vardı. Tabii bu da belediye bir maliyetti. Ayrıca da bir suydu. Yani kuyu suydu daha doğrusu. Bu da önemli bir hizmet. Yine bu yıl bütün beldenin altyapısının tamamını, elektrik enerji hattını yer altına aldık. Yani o da önemli bir hizmet. Belediyelerde, insanların yaşadığı yerde. Ondan sonra tabii diğer küçük hizmetleri, rutin hizmetleri yapıyoruz biz devamlı. Yani beldemizde vatandaşlar, kulağımız vatandaşta. En ufak bir şeyde vatandaş bile bize ulaştığı an
hemen gereğini yapıyoruz. Evet. Bizim görevimiz bu. Belediye başkanlarının görevi yaşadığı beldede doğumdan ölüme kadar insanlara hizmet etmektir. Her türlü konuda, hele bizler gibi küçük belediyelerin görevi daha büyük. Çünkü onların sadece belediye ile ilgili değil, diğer sorunlarla da biz ilgileniyoruz. Çetin Kaya yapmış oldukları hizmetleri hakkında açıklamasını şu şekilde sürdürdü. Tür şeylere de biz destek veriyoruz. Onun için beldemiz çok şanslı. Ben diğer hizmetleri, küçük hizmetleri fazla anlatmıyorum. Ama bir beldede, bir şehirde olması gereken her şey Allah'a şükür bizim beldede de var. Yani altyapı bitmiş durumda. Ondan sonra biz doğal arıtma sistemini kurduk. Güneydoğu'da hiçbir yerde olmayan kanalizasyon atık suyunu bertaraf ediyoruz. Yapay doğal arıtmayla. Bu da önemli bir hizmet. Bu hizmetler tabii bir beldede, bir şehirde önemli bir hizmet. Bundan dolayı kendimi mutlu hissediyorum. Her şeyden önce halkımız huzur içinde, birlik beraberlik içinde beldede çok mutlu bir hayat geçiriyoruz. Bundan dolayı da çok mutlu. Vallahi şu anda öyle bir iddiam yok, onu evet. söyleyeyim. Akıncılar'da hizmetlerin sonuna vardık. Oradaki hizmetler biter mi? Bitmez. Devam edecektir ama şu anda pek fazla iddialı değilim. Ama tabii yine takdir partimin ve parti milletvekillerimin, büyüklerimin, il başkanımın. Bunlar eğer bize görev verirse, devam derse gereğine bakarız biz. Ama yoksa bitmiş deseler de görevimizde çekiliriz. Yani bu evet. siyasette bu. Bu böyledir. Ben de uzun yıllardır bildiğiniz gibi 4 dönemdir evet. belediye başkanıyım. Ama gelecekte tabii insanlara hizmet etmek büyük bir mutluluk. Ben kendimi o şekilde mutlu hissediyorum. Ama 2018'de de eğer kalırsak, ömrümüz yeterse büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz. Belki akla gelmeyen hizmetler. Örneğin bir kadın gelişim merkezi düşünüyorum. Yani evet, oradaki evet. bayanların istifade etmesi için, genç kızlarımızın istifade etmesi için, paylaşım yapması için. Ayrıca yine orada bir tekstil düşünüyoruz. Yani genç kızlarımızın bir de el sanatıyla ilgili bir de bir kazanım elde etmeleri. Çünkü orada işsizlik var maalesef. Tarım bölgesi olduğu için genelde herkes tarımla çoğunlukla ilgileniyor. Ama o konuda gençleri istihdam edebilecek bir şey de düşünüyorum. İnşallah onda da başarılı oluruz diye düşünüyorum. Belediye başkanı olmak kolay ama başarılı bir belediye başkanı olmak gerçekten o kadar da kolay değil. Halkın halkın seçtiği, halkın oylarıyla oraya gelip de kimisi 5 yıl hiçbir şey yapmadan giderken, kimisi işte İsmet Çetinkaya başkanım gibi 20 yıl yani 4 dönem orada koltuğunu sağlamlaştırdı. Aslında İsmet Çetinkaya değil, halk İsmet Çetinkaya istediği için 20 yıl orada belediye başkanlığında tuttu. Şimdi değerli izleyiciler, sadece belediye başkanları değil başarılı olanlar, bir de kurum müdürleri var ki gerçekten görevini layıkıyla yapıyorlar. İşte o kurum müdürlerinden bir tanesi de Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin. Çok güzel şeyler yapıyor ve özellikle vatandaşların, esnafların mağdur olmaması için her konuyu hemen basınla paylaşıp hemen bilgilendirme toplantıları yapıyor. Son çıkan düzenlemelerin halka ulaştırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri bir dizi çalışma başlattı. İl Müdürü Fuat Tekin, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak yaptıkları bilgilendirme çalışmalarıyla birlikte sorunlara çözüm bulunduğunu söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, özellikle Adıyaman İl Müdürlüğü olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları noktasında kamuoyunu bilgilendirmek gerekirse eğer, vatandaşlarımızdan ve işverenlerimizden taleplerimiz şu, özellikle işverenlerimiz, malum olmak üzere devletin sunmuş olduğu epey teşviklerden istifade ediyorlar. Şu anda yürürlükte olan ve geçerli olan yaklaşık 13'e yakın bir teşvik söz konusu. Çeşitli kapsamlarda değerlendirilmek üzere. Bu teşviklerden yararlanmanın birinci ön koşulu da prim borcunun olmamış olması. Prim ve prime ilişkin herhangi bir borcun olmaması. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu primler, teşviklerden istifade etmeleri
ve bu noktada herhangi bir aziyete düşmemeleri adına güncel borçlarını mutlaka zamanı geldiğinde ödemeleri, buna bağlı olarak aynı şekilde kayıt dışı sigortalı çalıştırmama noktasında daha dikkatli davranmaları gerekiyor. Adıyaman olarak mümkün diğer illere nazaran mümkün mertebe kayıt dışı çalıştırma noktasında işverenlerimiz gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bundan sonra da göstereceğine inanıyoruz. Aynı şekilde 2012 itibariyle devam edip eden 2008 itibariyle devam edip 1-1-2012 itibariyle de resmi bir hüviyet kazanan genel sağlık sigortalılığı olayı var. Ki bu da hala güncelliğini koruyan bir husus. Vatandaşlarımızı bu noktada bilgilendirmek ve herhangi bir güvencesi olmayan vatandaşlarımızın kurumun sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi istifade etmelerini sağlamak amacıyla yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu noktada bilgilendirme çalışmalarımız gerek basını kullanarak, yazılı ve sözlü basını kullanarak, gerek de birebir kendi bir takım ön toplantılar, ilgili odalarla, birliklerle ve okullarla ve muhtarlık ve müftülüklerle irtibata geçerekten mümkün mertebe geniş kesime ulaşacak şekilde bir bilgilendirme çalışmasının içerisine girdik ve bilgilendirme çalışmalarımızı yaptık. Hamdolsun bu da yoğun bir şekilde en ücra noktaya kadar yerleşkede bulunan vatandaşlarımızı da bu konuda bilgilendirme çabası içerisine girdik. Çünkü sağlık yardımı malum son derece pahalı bir hizmet. Ki 1-1-2012 itibariyle de sağlık güvencesi dışında kalan herhangi bir vatandaşımız da olmadığı için bunların bu haktan istifade etmeleri ve bu pahalı olan sağlık hizmetleri noktasında sıkıntı çekmemeleri adına bu bilgilendirmeleri tekrar yapmakta fayda görüyorum. Bilindiği gibi herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ya da bir hak sahibi konumunda durumunda olmayan vatandaşlarımız genel sağlık sigortası kapsamında tescilleri sağlanarak sağlık hizmetlerine faydalanıyorlar. Bu yüzden herhangi bir güvencesi, sosyal güvencesi olmayan ya da hak sahibi konumunda olmayan vatandaşlarımızın 2016 itibariyle, ki bu normalde genel sağlık sigortalı 3 kademe olarak uygulanıyor idi. G1, G2, G3 ve yeşil kart kapsamında. Ama 2016'da yapılan düzenleme neticesinde 53 lirayla tekli prim sistemine geçirilerek 53 liraya sağlık güvencesine kavuşma hakkı verildi kendilerine. Dolayısıyla vatandaşlarımız herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaş kuruma başvurduğu takdirde bir dilekçe vererekten 53 lira aylık ödeme yaparak normal sigortalılarımızın almış olduğu sağlık yardımlarına sınırsız bir şekilde istifade edebilmektedirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi ve bu toplantıda çok önemli de bir karar alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz özellikle kaçak yapılarla ilgili artık mahkeme yolunun açık olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2017 yılı olağanüstü meclis toplantısında Mersin'de bir türlü yıkılmayan kaçak inşaatlarla ilgili önemli bir karar aldığını duyurdu. Bazı müfettişlerin belediyede kaçak inşaatlarla ilgili geçmiş 4 yılın incelemesini gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Kocamaz, ilçe belediyelerinin kaçak inşaatları yıkmamak için topu Büyükşehir Belediyesi'ne attığını belirtti. Belediyede inceleme yapan müfettişlerin hala yıkılmayı bekleyen kaçak inşaatlarla ilgili olarak yargıyı işaret ettiğini aktaran Kocamaz, "Belediye başkanlarımızı uyarmak zorundayım. Yani biz bundan sonra 3 ay içerisinde yapılmayan işlemlerle ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunmak mecburiyetindeyiz. Eskiden ilçe belediyeleri ihaleye çıkıyordu yıkımla ilgili. Ona da kimse girmiyordu. Bu da bir bahane gibi gösteriliyordu. Bundan sonra bu bahaneler geçerli olmayacak. Tatsız bir durum ama bütün ilçe belediye başkanlarımızı uyarmakta fayda görüyorum," dedi. Evet, ünlü yazar Halit Ertuğrul öğrencilerle buluştu demiştik haberimizin başında. Şimdi o haberimizin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.
Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun organize ettiği Başarı ve Motivasyon adlı etkinlik öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Eserleriyle yoğun bir okuyucu kitlesine sahip olan eğitimci yazar Doktor Halit Ertuğrul, öğrencilerle bir araya gelerek başarı ve motivasyon konularında konferans verdi. Huzurlu vatan ve memlekette Allah'a layık bir vatandaş, bir kul haline getirsin diye bütün yürekle dua ediyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar, ben üniversitede hocayım, öğretim üyesiyim. Alanım rehberlik, psikolojik danışmanlık. Şambaya doğumluyum. Hemşerimizim, Adıyamanlıyım. Tabii sizlere birlikte olmak inanın o kadar ayrı bir onur veriyor ki onu anlatamam sizlere. Kıymetli arkadaşlar, ben iki gün üniversitede derse giriyorum. Diğer bütün günlerimiz konferanslarla geçiyor. Bugün burada İmam Hatip Okulu Proje Okulu Müdürü Gafari Bey'le okulda öğretmen Halil Bey kardeşimiz bizi iki aydan beri buraya getirtmek için inanın onlarca kez aradılar. Kısmet oldu, nasip oldu. İnanın burnunda tutuyordu Adıyaman. Çoktan beri gelmemiştim çünkü. Çok onur oldum. Şu anda bütün samimiyetimle herhalde içinizde en mutlu insan ben olmalıyım. Bu hazı bu lezzeti almam cihetiyle. Sebeplerim var, onları da arz edeceğim. Konferansta açıklamalarda bulunan okul müdürü Gafari İzci ise Halit Ertuğrul gibi önemli yazarı öğrencileriyle buluşturdukları için oldukça mutlu olduklarını belirtti. İmam Hatip Lisesi'nin Adıyaman, özellikle de Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nin bugünlere gelmesinde her zaman samimi ve dostane bir şekilde desteklerini esirgemeyen, uzun süredir birbirimizi tanıdığımız ve öğretmenliğin ötesinde de Sayın Hocam birbirimizle dost olduğumuz aslında ortaokul müdürlerimize, İmam Hatip ortaokulların müdürlerimize, gençlerimizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Bu ilde İmam Hatipler ciddi ivme yakaladılar. İnşallah bundan sonra da yakalamaya devam edecekler. Ve en önemlisi de sevgili çocuklar, Yüce Allah el malu vel benunu zinetul hayatid dünya buyuruyor. Yani çocuklar ve mal dünya hayatının süsüdür, güzelliğidir. Bizim geleceğimiz olan siz değerli gençler ve geleceğimiz eğer siz yoksanız 15 Temmuz'da bu çok net olarak yaşandı. Bu ülkenin geleceğine sahip çıkaracak olan sevgili gençler. Evet, şimdi sizlere Azmin Zaferi öyküsünü ekranlarınıza getireceğiz. Ebru Çelik üniversite öğrencisi ve geçirdiği trafik kazası sonucu hem yürüme hem de konuşma kabiliyetini kaybetti. Ama o hayattan kopmadı, eğitimine devam etti ve şu anda kaymakam olmayı hedefliyor. Üniversite öğrencisi Ebru Çelik geçirdiği trafik kazası sonrası konuşmakta ve yürümekte zorlanmasına rağmen eğitimini tamamlayıp kaymakam olmak istiyor. Adıyaman'da yaklaşık 3 yıl önce trafik kazası geçiren üniversite öğrencisi Azmi ile çevresindekilere örnek oluyor. Kazanın ardından yaklaşık 8 ay Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Çelik, yürürken ve konuşurken zorlanıyor, hafıza kaybı yaşıyor. Yaşadığı zorluklara rağmen Çelik, en büyük hayalinin eğitimini tamamlayarak kaymakamlık yapmak olduğunu dile getirdi. Ben şu an yurtta kalıyorum, kamu yönetimi bölümü okuyorum. 2015'in 6 Eylül'ünde 8 ay kadar komada kaldım. Annemin yani tam hatırlamıyorum ama deyimine göre 2 ay gözlerimi hiç açmadan uyudum.
Sonra gözlerimi açtığımda annemin deyimine göre yani parmağımı bile takip etmiyordum. Yürümede sıkıntı yaşıyorum. Anlamada sıkıntı yaşıyorum ve konuşmada özellikle. Mesela hocalar ikinci vizelerimiz var bizim. Sunum yapılacağı zaman ben sunumu tercih etmeyip makale şeklinde yazılar yazıyorum. Arkadaşlarım ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Üçüncü sınıfım dersleri idare eder. Hayallerin var mı? Var, kaymakam olmak. Kaymakam olacağım ve insanlara daha iyi yardımcı olacağım. Yıl boyunca yatıla kaldım. Ve yatıla kaldım sürecinde tek bir an umudumu kaybetmedim. Hep Allah'a dua ettim. Hep Allah'ım ne olur bir adım atayım bari. Bir adım atayım, düşmeye razıyım. Düşmeyin, sonra bir adım attım. Annem kaldırdı. Bir adım attım, düştüm. Pes etmedim. Yine pes etmedim. Allah'ım iki adım, Allah'ım üç adım, sonra metre, Allah'ın hakkı üçtür ya, ondan yola çıkarak Allah'ın hakkı üç metre yürüyeyim bari. Çelik'in arkadaşı Yeter Sağlamsa, Ebru Çelik'le aynı sınıfta okuduğunu, kendisini çok sevdiğini ve her zaman yardımcı olduğunu ifade etti. Benim Ebru'yla aynı bölümü okuyoruz. Kendisi çok iyi bir arkadaş da, çok seviyoruz onu, üç yıldır tanıyorum onu. Onunla elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Yurtta olsun, okulda olsun. Her türlü işine yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu durumdan da çok memnunum. Kendisi çok iyi birisi. Onu çok seviyoruz. Herkes tarafından sevilen birisi. KYK Adıyaman İl Müdürü Sami Köroğlu da Ebru Çelik'e ellerinden geldiği kadar yardımcı olduklarını, yurtta her türlü sosyal faaliyete Çelik'i davet ettiklerini belirtti. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adıyaman İl Müdürlüğü'ndeki bütün yurtlarımızda erişilebilirlikle ilgili bütün unsurlar tamamlanmıştır. Engelli öğrencilerimize yönelik her türlü erişilebilirlik unsuru uzun yıllardır mevcuttur. Ebru kızımız 2015 yılında bir trafik kazası geçirdi. O dönemde yurtta kalıyordu. Uzun süren bir tedavi sürecinden sonra tekrar yeni yurdumuza geldi. Bu anlamda fiziki olarak hiçbir eksiğimiz kendisi tarafından sık sık zaten zikrediliyor. Yok, mevcut değil. Kendisi çok rahat olduğunu söylüyor. Bütün öğrencilerimiz Ebru kızımızı biliyorlar, tanıyorlar. Her fırsatta, her şekilde yanlarında oluyorlar. Bizler de kurum olarak Ebru kızımızdan çok çok memnunuz. Hiçbir sosyal aktivitemizi de kaçırmıyor. Eğitim faaliyetlerimiz olsun, konferanslarımız olsun. Her zaman en ön planda biz Ebru kızımızı görüyoruz. Bu anlamda da öğrencilerimiz gerçekten kızımızı tanıyor, biliyor ve her fırsatta da her şekilde de yanlarında yer aldıklarını da zaten gözlemliyoruz biz. Artık yolda yürümekte zorlanıyorduk değerli izleyiciler. Gören herkes, abi asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Yeni maaşlarımız ne kadar olacak diye sorular soruyordu. Neyse, çok şükür asgari ücret biraz evvel bir son dakika haberiyle açıklandı. Ama pek de sevineceğinizi sanmıyorum. Çünkü net olarak 2029 TL olan asgari ücret brütü ise 1603 TL oldu. Yani %14.2'lik bir artış yaşandı 2018 yılında asgari ücretlerde. Tekrarlıyorum, 1603 TL asgari ücretin net fiyatı oldu. Yani net maaşı oldu. Kış aylarında enfeksiyonlara dikkat. Böbrek ağrısı artışı yükseliyor, çoğalıyor. Peki kış aylarında enfeksiyonlardan korunmak için ne yapalım? İşte bunu uzmanlarımızdan aldık. Oğlum kalksana, bu saate kadar uyunur mu? Kardo, iyi misin? Havaların soğumasıyla birlikte böbrek ağrısı ve idrar yolu enfeksiyonundan şikayetçi olan hasta sayısında artış yaşanıyor. Şeyin kalmaz senin. Dur hemen geliyorum, bekle. Mevsimsel nedenlerden ötürü
hasta şikayetlerinin arttığının altını çizen Gözde Hastanesi hekimlerinden üroloji uzmanı Doktor Müslüm Ergün, birçok hastanın böbrek ağrısı konusunda kendilerine başvurduğunu ancak yapılan tetkikler sonrasında enfeksiyon yönünde bulguların ortaya çıktığını ifade etti. Şimdi genellikle mevsimsel değişikliklere bağlı olarak hastaların şikayeti de değişmektedir. Özellikle kış sezonunda Adıyaman'da daha çok bayanlarda ve çocuk kız çocuklarında olmak üzere idrar yolu enfeksiyonu sıklığı artmakta ve aynı zamanda yan ağrı dediğimiz şikayetle çok sık başvuru söz konusu. Özellikle kış aylarında bel ağrısı olduğunda vatandaşlarımız korkarak böbreklerinde bir şey mi var, bir sıkıntı mı var veya bir böbrek hastalığı korkusuyla bize başvuruyorlar. Özellikle soğuk havalarda böbreği örten, arka kısmı örten kaslarda ciddi anlamda gelme olduğu için oradaki ağrı böbrek ağrısı diye algılanır ve o şekilde bize başvuruyorlar. Tabii yaptığımız tetkikler sonucunda genellikle normal çıkıyor ve kas ağrısı olduğu ortaya çıkıyor. Bu konuda şunu söyleyebiliriz. Yani özellikle soğuk havalarda sıcak giyinmeleri, kendilerini bu anlamda korumaları gerekmektedir. Aynı zamanda soğuk havalarla beraber immün sistem direnci biraz düştüğünden dolayı ve sulu gıda tüketimi az olduğundan dolayı kabızlık şikayeti ön planda olup kabızlığa bağlı olarak da idrar yolu enfeksiyonu sıklığı artmakta. Bu tür durumlarda da hastalara genellikle günlük sıvı tüketimin artırmalarını istiyoruz. Kış aylarında su içmek biraz zor, biraz sıkıntılı olmakla beraber en azından bir alışkanlık haline getirebilirler. Zaten şunu söylüyoruz, yarım saatte bir su bardağı yeterlidir. Yani olduğu süre içerisinde. Yani 2 litre, 3 litre bir anda içecek diye bir şey söz konusu değil. Yarım saatte bir yarım bardağı su tüketmesi yeterli görüyoruz. Bir de sık idrara gitme, sık sık tuvalete gitme şikayetleri artar. Özellikle hem soğuk havalarda hem de buradaki geleneksel yemeklerde acının çok kullanılmasından kaynaklanan sidik kesesinin uyarılması söz konusu oluyor. Bu da kalitesiz bir uyku ve kalitesiz bir gün içerisindeki aktivasyon problemine yol açıyor. Mümkün olduğu kadar kış aylarında yani acı tüketimini azaltmalarını öneriyoruz ve kendilerini bu anlamda yine soğuktan korumalarını tavsiye ediyoruz. Şimdi sıradaki haberimiz okuduğumuz haberle biraz ters orantılı olacak, ya tevafuk diyelim ya da tesadüf diyelim buna. Ama kış aylarında içinizi ısıtacak olan en güzel şeylerden bir tanesi de tabii ki şireli yiyecekler. Yani el emeği göz nuru ile esnaf vatandaşlarımızın yapıp esnafların da şire pazarında sergilemiş olduğu o tatlı yiyecekler hem içinizi ısıtıyor hem de faydaları saymakla bitmiyor. Kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında şire ürünleri yer alırken esnaf da satışlardan bir hayli memnun. Adıyaman'da şire pazarı içerisinde yer alan şireciler de havaların her geçen gün soğumasıyla birlikte işlerinde hareketlilik olduğunu söyledi. Bizim şimdi kış sezonu geldiği zaman üzüm var. Siyah üzüm kan yapıyor. Ve ondan sonrasını hakikaten bu soğuğu anlatabilir. Pençe çocukların cebine koyup gidikleri zaman çok büyük faydası var. Mesela bastık. Çok güzel bastıklarımız var. Kesme. Yani bunlar soğuğu anlamına birebir. Sucuklarımız doğaldır. Birebirdir. Bunun için genelde ben bunu tavsiye ederim. Sucuklarımızın, bastıklarımızın, kesmelerimizin, üzümlerimizin kışın tüketmesi için çok iyi olur yani. Vallahi genelde üzüm çok gidiyor, bastık gidiyor, kesme gidiyor, sucuk gidiyor. Yani şimdi sezon olduğu için buna çok gidiyor. Vallahi bu sene işte biraz cevizler pahalı olduğu için 3-5 lira pahalı oluyor. Başka yok yani. Cevizin temiz ceviz olduğu için 3-5 lira fark ediyor. Yoksa değişen bir şey yoktur yani fiyatlarla. Şimdi Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 2017 son Aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi ve bütçe görüşmelerinde tam 18 milyon 600 bin TL'lik bir bütçesi olduğu ortaya çıktı. Yalnız bir şey var,
bu para bankada yatacak. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Mersin İş Dünyası'nın çatı kuruluşu Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2018 yılı bütçesi ise meclis toplantısında 18 milyon 600 bin TL olarak kabul edildi. Oda seçimleri nedeniyle yeni hizmet binası yapım işini askıya alan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kasasındaki 28 milyon TL'nin 5 milyonunu nefes kredisi olarak üyelerine kullandıracak. Odanın kalan 23 milyonu ise faiz geliri amaçlı bankada yatacak. Evet, kaza sessiz sedasız geldi. Değerli izleyiciler, özellikle şu elektrikli bisiklet kullanıcıları lütfen dikkat edin. Artık hem ses çıkartmıyorsunuz hem de nereden çıkacağınız belli değil ve kaza da tabii ki beraberinde geliyor. Şimdi direksiyon hakimiyetini kaybeden bir bisikletli sürücünün kazasını ekranlara getireceğiz. Neyse ki hafif yaralandı, korkulan olmadı. Tamam, sen hastaneye geç, ben sana şimdi görüntü çalışacağım. Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yusuf A. idaresindeki elektrikli bisiklet, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Yusuf A. yaralandı. Yaralı Yusuf A. olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimdi çok sinir aldığım bir espriyle ana haber bültenimi bitireceğim. Kusura bakmayın, herkes bana yapıyor. Ben de sizlere yapacağım. Seneye görüşmek dileğiyle. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Mercan Sürücü Kursu ana haber bültenini sundu.